Benim adım Jimbo. Bu havaalanındaki en yüksek yer olan kuledeki tek görevliyim. Tüm uçakların iniş ve kalkışlarından ben sorumluyum. Yani hiçbir uçak ben izin vermeden buraya inemez veya buradan havalanamaz. Şimdi size havaalanımızı tanıtacağım. Ve sizler yerinizden kalkmaya gerek bile olmadan bu muhteşem gezintiye katılacaksınız. Evet, hazır mısınız gezmeye? O zaman başlıyoruz. İşte burası bizim havaalanımız. Bütün alanın içinde bir uçak için lazım olan her şey. Ama her şey vardır. Burası hava kontrol kulesi. Evet, tahmin ettiğiniz gibi burası benim çalıştığım yer. Bu gördüğünüz yere ise pist deniyor. Havaalanımıza gelen bütün uçaklar bu piste inerler ve muhteşem gökyüzüne yine bu pistten havalanırlar. Burası da apron. Burası uçakların park edildikleri, yakıt aldıkları ve uçaklara yüklemenin yapıldığı alanlardır. Ve bu da en büyük uçağımız Büyük Kanat. Ne oldu çocuklar, neden gülüyorsunuz? Yanlış resim. Baştan alayım. Bu da Büyük Kanat. Şimdi oldu. Buranın en büyük kargo uçağıdır ve havaalanında bunun gibi birçok uçağımız mevcuttur. İşte gezimizi bitirdik. Şimdi de... Şimdi ne yapsak ki? Bir şarkı söylesem olur mu acaba? Sizler de bana eşlik eder misiniz? Ve müzik! Çocuklar, bizi mutlu ettiniz. Sizleri görmek güzel, çok çok sevindirdiniz. Benim adım Jimbo'dur, kulede görevliyim. İşime saygılıyım, üniforma giyerim. Eğlenmek için herkes ellerini kaldırsın. Büyük hareketlerle bana doğru sallasın. Kaldır şimdi kolları, tıpkı bir uçak gibi. Kule görevlisi Jimbo uçmaya izin verdi. Kule görevlisi Jimbo uçmaya izin verdi. Bütün sistem açıksa uçaklar havalanır. Ben de mutlu olurum, koltuğa otururum. Benim adım Jimbo'dur, kulede görevliyim. İşime saygılıyım, üniforma giyerim. Eğlenmek için herkes ellerini kaldırsın. Büyük hareketlerle
uçak gibi. Kule görevlisi için bu uçmaya izin verdi. Kule görevlisi için bu uçmaya izin verdi. Merkezden Jimbo'ya beni duyuyor musun Jimbo? Evet, dinlemedeyim merkez. Bildiğin gibi dünyanın çeşitli yerlerinden çocuklar kargo istiyorlar. Ama bu kargolar onların eline geç ulaşıyor. Haliyle onlar da çok sabırsızlanıyorlarmış. Sorun nedir Jimbo? Neden kargolar geç gidiyor? Merkez kargo uçaklarımız çok büyük olduğundan uçakların tamamen dolması bir hafta sürüyor. Kargolar gittikten sonra daha küçük arabalara yükleniyorlar ve o şekilde ulaşıyor çocuklara. Ama bu olmamalı Jimbo. Kargolar çocuklara en kısa zamanda ulaşmalı. Onların üzülmesini istemiyorum. Bu işi çözme görevi sana ait. Sakın meraklanma. Bu işte sana yardım etmesi için birini çağırdı. Bay Mucit. Bay Mucit mi? Evet. Birazdan senin yanına gelecek. Unutma Jimbo. Bay Mucit biraz çatlaktır. İdare et. Vay be. Çok zorlu bir görev beni bekliyor. Ve ben zorlu görevlere bayılırım. Düşüyor. Yer çekimi çarpı mesafeyle hızlanan bu elmaların biri benim kafama düşüyor. Ay kafam, çok acıdı. Biri dinleyenlerin, aman çocuklar dikkat, elma geliyor, dikkat, çekilin çekilin çekilin, hop. Yere düştü. Diğeri de benim kafama. Merhaba Bay Mucit, ben Jimbo. Evet, buradan orası birkaç metre olsa sekerek kaç zıplama eder bakalım. Hadi arkadaşlar, siz de benimle birlikte sayın. Sek 1, sek 2, sek 3. Burası tam orta gibi. Şimdi de sen gel bakalım. Sek sek sekerek, seke seke sekerek. ama Bay Mucit. Hadi itiraz etme seni koca çocuk. Eğleniyoruz. Sek 1, sek 2, sek 3. Gerçekten de eğlenceliymiş. Şimdi anlat bakalım, görevimiz nedir? Görevimiz şu: dünyanın her yerinden çocuklar kargo istiyor. Ama kargonun gitmesi 10 gün sürüyor. Tamam, orasını anladım. Ama görevimiz ne? Çocuklara kargolarını en hızlı şekilde ulaştırmanın yolunu bulacağız. Mesela 20 dakikada. Ne? 20 dakika mı? Daha bitmedi. Bu uçaklar çocuklarla konuşup onlarla arkadaş olmalılar. Ne? Konuşan uçak mı? Of, çok zor. Çok zor bir görev. Ama aklımda bir planım var. Bir hafta sonra buluşalım. Harikasınız. Bu arada sizin için çatlaktır demişlerdi. Ne? Çatlak mı? Kim dedi? Çabuk söyle, kim dedi? Kim dediyse doğru demiş. Çünkü ben çatlağım. Çatlağım, ben çatlağım. Görüşürüz Jimbo. Çatlağım ben dinleyim. Merkez konuşuyor, merkez konuşuyor. Havaalanımızda çalışan tüm arkadaşlarımıza merhaba. Kule görevlisi Jimbo. Kule görevlisi Jimbo. Nerelerdesin, cevap ver. Dinliyorum merkez. Ben Jimbo, tamam. Çocuk kargoları için verdiğimiz görev bitmedi mi Jimbo? Mucit bir hafta sonra görüşelim demişti. Birazdan burada olması lazım. Şimdi gidiyorum merkez. Oo, kimler var burada? Merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız bakalım? Birazdan Bay Mucit gelecek. Çok merak ediyorum, neler yaptı acaba? Siz de merak ediyor musunuz? İşte geliyor Bay Mucit. Merhaba Bay Mucit. Görevi başardım. Yaşasın. Hani nerede uçak?
Sabırsızlanma. Önce geri sayıma başla sen. Hadi arkadaşlar, hep beraber sayalım. 3, 2, 1 diyeceğiz. 3, 2, 1. Alkışlarla. Bugüne kadar yapılmış en küçük ve en hızlı kargo uçağıyım. Buradaki görevim kargo isteyen çocukların kargolarını en hızlı şekilde onlara ulaştırmak ve onları sevindirmek. Size de kargo getirmemi ister misiniz? Evet. Harika. Belki bir gün bir yerde karşılaşırız sizinle. Evet. Jet'le tanıştınız. Şimdi de ikinci uçağımızı görmek ister misiniz çocuklar? O zaman geri sayıyoruz. Hep beraber. 3, 2, 1. Alkışlarınızla. Ne zaman başı
kısmında her şeyi tamir edecek olan malzeme çantam vardır. Ben icatlar yapıp tamir edebilmek için üretildim. Ama biraz sokarım. Yere inerken heyecandan mutlaka bir yerlere çarpıyorum. Muhteşem alet çantamda yok yok. Başınız derde girdiyse Doni'yi çağırın. Şimdi de üçüncü uçağımızı görmek ister misiniz çocuklar? O zaman geri sayıyoruz. Hep beraber. 3, 2, 1. Alkışlarınızla. Ekibin adını da buldum. Ekibin adı Harika Kanatlar. Şimdilik 3 tanesini yapabildim. Ama kalan 5 tanesinin de bütün maketlerini çizdim. Planlarını hazırladım. Vay be! Bu süper bir haber. Hadi bakalım. Harika Kanatlar iş başına. İşte başlıyoruz. Hadi bakalım Jet, göster kendini. İtici motorlar devrede. Yükselmeye başlıyoruz. Yukarı, daha yukarı. Şimdi dalışa geçiyoruz. Oo, olamaz, çarpıyorum.
Teşekkür ederim Dizim. Gerçekten çok güzel balon. Evet, ve bu güzel balonu süren birisi olmalı. İyi yolculuklar. Hava kontrolden jete. Teslimatımız var. Görüşürüz Dizi. Merhaba Jimbo. Söyle bakalım, ilk görevimde nereye gidiyorum? Yubi adlı bir çocuğa kargo götürmek için Norveç'e gidiyorsun. Norveç'e mi? Norveç Kuzey Avrupa'da yer alır. Fjord adı verilen yüzlerce su yoluyla ünlenmiştir. Norveç'te teşekkür etmek için şöyle diyeceksin. Tusen Dank. Görüşürüz Jet. Tusen Dank. Görüşürüz. O halde gösteri başlasın. Bütün sistemler açık, 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 açık ve açık. İşte uçağımız. Jet, kalkış için hazırlan. Şimdi uçma zamanı. Varış noktası. Jet, dönüşmeye başla. Bayıldım ben buna.
istiyorum. Hadi aç artık. Wow! İşte muhteşem bir Viking gemisi. Bir gün ben de bu gemilerden birine binip uzak diyarlara yelken açacağım. Tüm denizleri aşıp ünlü bir gemici olacağım. Çok güzel. Ama sen bu gemiye sığmazsın ki Yupi. Jet, bu sadece bir maket oyuncak. Bir de bunun gerçek olduğunu düşün. Harika olurdu. Biliyor musun Jet? Bugün bizim gerçek bir Viking olmak için sınav günümüz. Gerçek bir Viking mi? Evet. Eğer sınavları başarıyla geçersem gerçek bir Viking olacağım. Aa, çok heyecanlı. Sınavların tamamını başarıyla geçeceğinden eminim Yupi. Peki bu sınavı kim yapacak Yupi? Tabii ki buraların en büyük Viking'i, Usta Viking. Tabii ki benimle yarışacaksın. Ne? Olamaz. Usta Viking, sen beni parmağınla bile yenersin. Ben bu sınavı geçemeyeceğim. Ama bu haksızlık Usta Viking. Yupi seni yenemez ki. Bir Viking adaletlidir. Şaka yapıyorum Yupi. Tabii ki benimle yarışmayacaksın. Şimdi seni rakibini çağırıyorum. Alkışlarla Rüzgar Viking. Şimdi Yupi halatın bir tarafını tutarken Rüzgar Viking diğer tarafını tutacak. Evet, tuttuk mu? Güzel. Halatı gerdiriyoruz. Kuralımız şu.
Rakibini 2 metre kendi tarafına çeken kazanır. Hazır mısın Rüzgar Viking? Benim adım Rüzgar. Gücüm kuvvetim yerinde ve halat çekmeye hazırım Usta Viking. Sen hazır mısın Yupi? Benim adım Yupi. Gücüm kuvvetim yerinde ve halat çekmeye hazırım Usta Viking. Yupi, nefesini kontrol et. Konsantre ol ve kendine güven. Başaracaksın eminim. Hadi arkadaşlar, beraber sayalım. 3, 2, 1, başla! Haydi Yupi, sınavı geçmek için başarmak zorundasın. Hadi arkadaşlar, hep beraber Yupi'ye destek olalım. Yupi, 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 Yupi. Ve süre sona erdi. Bakıyoruz. Yarışma berabere sonuçlandı. Şimdi ne olacak? Kazandım mı yoksa kazanamadım mı? Sanırım kazanan taraf belli değil. Büyük Usta Viking, ben Yupi'ye yardım etsem, siz de Rüzgar Viking'e yardım etseniz olmaz mı? Fena fikir değil. Hadi bakalım biz de katılalım o zaman Jet. Arkadaşlar, siz de bize hakem olun, oldu mu? Tekrar geri sayıyoruz. 3, 2, 1, başla! Sanırım motorlarını çalıştırmamın bir sakıncası olmaz. Jet, motorlar çalışsın. Beni işaret verince tüm gücümle asıl Yupi. Şimdi! Şimdi hakemlerimize bir soralım. Arkadaşlar, yarışı Rüzgar Viking kazandı diyenler alkışlasın. Yarışı Yupi ve Jet kazandı diyenler alkışlasın. O zaman ilk yarışı kazananı açıklıyorum. Alkışlarla Yupi! Sen kazandın. Şimdi sırada ikinci yarışmamız. Vikingler bayramlarda geleneksel Viking dansıyla eğlenip şarkı söylerler. O yüzden bir Viking etrafındakilerle eğlenebilmeli ve geleneksel dansımızı güzel yapmalıdır. Bu bölümde biriyle yarışmayacaksın Yupi. Dans edeceksin. Benden ve izleyen arkadaşlarımızdan geçer not alırsan bu bölümü geçeceksin. Yes. Ben pek dans edemiyorum. Bu bölümü nasıl geçeceğim bilmiyorum. Benim bir fikrim var. Bekle şimdi. Usta Viking, eğer izniniz olursa Yupi ile ben beraber dans etmek istiyorum. Jet, bu dansı sen de bilmiyorsun. Daha kötü oldu. Şimdi ne yapacağız? Unutma Yupi, ben bir robot uçağıyım. Jetten Jimbo'ya, Jetten Jimbo'ya. Duyuyor musun Jimbo? Dinlemedeyim Jet. Sorun nedir? Jimbo, Yupi ile Viking dansı yapmamız lazım. Ama bu dansı bilmiyorum. Benim sistemlerime Viking dansı yükleyebilir misin acaba? Hemen bakalım. İşte buldum Viking dansını. Jet'in bilgisayarına dans yüklemesi başlasın. Tamamdır Jet. Yükleme yapıldı. Harikasın Jimbo. Görüşürüz. Benim yaptıklarımı yap Yupi. Arkadaşlar, siz de bizimle dans etmek ister misiniz? O zaman hep beraber başlıyoruz. 3, 2, Yeah!
ikinci aşamanın da sonuna geldik. Şimdi yarışmamızın hakemlerine soruyorum. Sevgili arkadaşlar, Yupi ve Jet güzel dans etti diyenler alkışlasın. Dansın seyircilerimiz tarafından beğenilmiş Yupi. Şimdi de ben fikrimi söylüyorum. Bence Yupi ve Jet ikinci aşamayı başardılar. Yuhuu! Yaşasın! Başardık! Rüzgar Viking, sana teşekkür ederim. Artık gidebilirsin. Şimdi son aşamaya geldik Yupi. Üçüncü aşamamız kayıp hazine oyunu. Şu haritayı al bakalım Yupi. Vay canına! Bu çok güzel bir harita. Bayıldım. Görevin şu Yupi. Elindeki haritada saklanmış olan kayıp hazineyi bulup buraya getirmelisin. Unutma, tam 2 saat vaktin var. Hazineyi buraya getirirsen Viking olmaya hak kazandın. Ama getiremezsen... Hayır usta Viking, o kısmını düşünmek bile istemiyorum. Ne olursa olsun o hazineyi bulacağım. Getirirsen iyi olur Yupi. 2 saat süren başladı. Yupi, bu harita çok karışık. Ben bir şey anlamadım. Evet Jet, ama anlamamız lazım. Önce şu kayayı bulmalıyız. Ben bu haritadaki kayayı görmüştüm ama neredeydi ya? Vakit de daralıyor. Jet, sen şu tarafa bakar mısın? Ben de bu tarafa bakayım. Bulan sizlensin. Tamam Viking Yupi. Hadi gidelim. Yupi kayboldu belki de. Yupi! 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 Anlaşılan harika kanatları yardıma çağırmanın zamanı geldi. Jetten kule. Kule, duyuyor musun beni? Burası kule, seni dinliyorum Jet. Kimbo, arkadaşım Yupi'yi bulamıyorum. Onu havadan arayabilecek ve yerini tespit edecek bir yardıma ihtiyacım var. Bakalım ne yapabiliriz? Sana yardıma göndereceğim uçak 2. Donnie ve Dizzy. Dizzy her zaman yardıma hazır. Donnie de yardıma hazır. Şimdi kalkışa hazırım Jimbo. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Sorun tam olarak nedir Jet? Yupi ile kayıp hazineyi bulmak üzere yola çıkmıştık. Fakat bir anda ortadan kayboldu. Üstelik 2 saatin doğmasına çok az kaldı. Ama önemli olan yarışma değil, Yupi'nin bulunması. O zaman ben bir helikopter olduğum için sizin giremediğiniz dar yerlerde uçabilirim. Hemen havalanıyorum ve havadan görünmeyen dar yerlere bakmaya başlıyorum. Hadi bakalım, Dizzy'nin arama kurtarma operasyonu başlıyor. Merhaba Donnie. Hoş geldin.
sen nasıl yardım edebilirsin bize? Buldum! Bana Yuki'nin özelliklerini söylersen ben de radarımla çevrede onun sihirini bulmaya çalışırım. Bu harika fikir. Radarlarına şu özellikleri gir Donnie. 140 santimetre boyunda, 45 kilo, üzerinde Viking kostümü ve şapkası var. Evet, bütün özellikleri sistemlerine girdim. Radar tarayıcılarım ortamı taramaya başladı. Ben etrafı gezerek tarama yapacağım. Donnie iş başında. Gidiyorum. Hadi harika kanatlar. Bulalım Yuppie'yi. Jack, şu an radarların etrafı havadan tarıyorum. Ama üzgünüm, bir şey bulamadım. Aramaya devam ediyorum. Jack'ten Dizzy'ye. Duyuyor musun Dizzy? Yuppie'yi bulabildin mi? Üzgünüm, daha bulamadım. Daracık kayaların aralarına bile giriyorum ama bir iz yok. Aramaya devam ediyorum. Yuppie! Jack! Neredesiniz? Ha, işte buradaymışsınız. Merhaba Jack. Yuppie'nin hazineyi bulması için son 5 dakika. Hatırlatmak istedim. Şey usta Vekil, Yuppie'den 2 saattir haber alamıyorum. Yuppie kayboldu. Ne? Kayıp mı oldu? Onu hemen bulmalıyız. Sınav falan önemli değil. Ah Yuppie ah. Merak etme, harika kanatlar ekibinden Dizzy ve Donnie şu an onu arıyorlar. Hey, Donnie geliyor. Donnie, bulabildin mi? Üzgünüm Jet. Radarlarımla her yeri taradım ama yok. Başka bir çözüm bulmalıyız sanırım. Dizzy de geliyor işte. Dizzy. Buldum de lütfen. Üzgünüm Jet. Ben de onu bulamadım. Çünkü... O beni buldu. Beni havada görünce bir ateş yakıp dumanını görmemi sağladı. Bu Yuppie çok akıllı ve zeki bir çocuk. İşte Yuppie! Herkese merhaba. Özlediniz mi beni? Seni hem özledik hem de merak ettik Yuppie. Bir daha asla kaybolma lütfen. Yuppie, bir sınavı başarabilmek önemlidir. Ama kendi hayatını tehlikeye atmamalısın. Sorun Viking olmak değildir Yuppie. Kendini bir Viking gibi hissetmendir. Sınavı geçememiş olabilirsin. Ama cesaretli birisin, bunu unutma. Ve merak etme, çok hevesliysen bu sınavı daha sonra yine tekrarlayabilirsin. Haklısınız, beni merak ettiniz. Sadece bir şeyleri başarabildiğimi göstermek istedim. Usta Viking, sanırım sürem doldu değil mi? Sadece bir dakika kaldı. Ama üzülme Yuppie, yine de başarılıyım. O zaman sınavları başardım demek ki. Çünkü hazineyi buldum. Bakın. Vay! Buna inanamıyorum. Harikasın sen Yuppie. Yaşasın Oley! O zaman bundan sonra senin adın Viking Yuppie. Eğlenceyi severiz, teslimatı yapınca elimizde yapınca.
Hadi kocaman almışlar. Hadi. İşte karşınızda jet. Dizli Doni. Şimdi en son jet gidecek. Jet'e kocaman bir el sallayın bakalım. Jet'e kocaman bir el sallayın. O da size el sallıyor. Ve işte maceramız sona erdi.